Öncelikle şunu söyleyeyim. Efsane bir Patmos gezisi olacak. Logarias mı para kar? Aa, güzel araba ya. Tamamdır bende. I love you Turkey. Thank you. Second to master. Şimdi Patmos 12 adaların Kudüs'ü olarak kabul ediliyor. Bugün neden 12 adaların Kudüs'ü olarak kabul ediliyormuş size göstereceğim. Tek tek gezeceğiz. Şimdi burada bir otobüs var. O bütün Patmos'u dolaşıyor. Ona doğru ilerliyoruz. Patmos'un liman bölgesi bu şekilde. Kafeler, dükkanlar, takı satan dükkanlar, gözlükçüler, keten tarzı genelde elbiseler, gömlekler çok fazla. Buraları akşam daha bir renkli olur diye düşünüyorum. Nektar. Yani organik şeyler satan bir dükkan var. Baldan tut bir sürü bitkiye kadar, baharata kadar neler satıyormuş. Şarap, rakı, zeytinyağı, baharatlar, otlar, bal. Böyle bir dükkan. Çok merak ettim. Genelde kekik balları meşhur oluyor. En fazla duyduğum şey kekik balları. Şu sanırım şu kaçlık 1 litre zeytinyağı 12 euro. Şu neymiş? 100 mililitre 3,5 euro. Punto 2. It's different. You tell me. This is good. In the people for Latin people, Latino come in the show. I like it in the all this. Come in this. This is not so strong. Of course, it's strong this. Evet, bunlar birazcık daha acımsı zeytinyağlarmış. Bunlar da daha hafif, güçlü olmayan dediği, nasıl tabir edebilirim şu an bilemedim. Daha hafif yağlar. Bunu da genellikle Latin halkı tercih ediyormuş gelip. Bu yağlardan tercih ediyorlarmış. Wheat bread. Bammacalı. Hadi bakalım gel anlat şimdi bammacayı. Şimdi buradakiler ev yapımı şaraplar. Beyaz şarap, kırmızı şarap ve roz var. Şunlar da bu rakı, bu uzo. Şu fiyatlarını da göstereyim hemen. Şu şekilde. I love you Turkey. Thank you. Second to master. Bye bye.
Evet, şimdi bir tane otobüs geldi. Ona yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi hızlı hızlı otobüse geldik. Neden? Şimdi biz aslında liman bölgesindeydik. Şimdi nereye gidiyoruz? Hora'ya gidiyoruz. Bu gideceğimiz yerler. Şimdi 3 tane yere gideceğiz. Hora köyü, manastır ve Kıyamet Mağarası. Burası UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmiş yerler. Şimdi aşağıdan hemen otobüse bindik. Nereye geldik? Kıyamet Mağarası'na geldik. Patmos adaların Kudüs olarak kabul ediliyor. Nedeni ise şu şekilde hemen kısaca açıklayayım. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz John, Yuhanna kitabının son kısımlarını burada yazdığı, tamamladığı rivayet ediliyor. Burası da İsa'dan vahiy geldiği ve kitabını yazdığı kısım. Bu mağara Kıyamet Mağarası olarak geçiyor. Ve Ortodoksların haç merkezi haline gelmiş Patmos. Mağaradan öncesinde şurada efsane bir Patmos görüntüsü var. Drone'a gerek olmadan şöyle göstereyim size de. Likya nerede? Likya tam şurada. Rotamız ne olacak? Buraya otobüsle geldik. Otobüsle burada inebiliyorsunuz. Biz burada inerek Kıyamet Mağarası'nı gördük. Şimdi tekrardan otobüs bekleyeceğiz durakta. Nereye çıkacağız? Hora. Benim çok merak ettiğim bir yere çıkacağız. Hora köyüne çıkacağız. Dediğim gibi kendisi Dünya Mirasları listesine alınmış bir yer. UNESCO tarafından. Tahmin edebiliyorum yani nasıl bir yer olduğunu. Fotoğraflarına da baktım, yalan söylemeyeceğim. O yüzden çok merak ediyorum sokaklarını özellikle. Dini alanlar, kitaplar, ikonlar, bir sürü eserin olduğu bir yer Patmos. Değişik bir yer. Nasıl, beğendin mi sen de Patmos'u? Ben beğendim, çok değişik bir aurası var. Şuradan da tekneye bakıyorum orada. Şöyle bizim teknede şöyle bir durum var. Yine oraya gittiğimizde gösteririz. Yanımızda baba eksikliği var. Evet. İskele babası eksik. Biz de uzun bir koltuk halatı verdik kıyıya. Hatta doblin yapamadık, çiftleyemedik. Tek bir şekilde bağladık. O yüzden bizim yanımıza kimse yanaşamıyor. Ama olur da o baba eksikliğini görmezler. Yanaşmaya çalışırlar bir şekilde. Demir atarken üstümüze demir atarlar. Demirimizi çıkartırlar. Hep bir kafamız orada aslında. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Bir yandan da işte geziyoruz. Çünkü şey soruyorlar, hani onu da açıklamış olalım. Tekneyi bırakıp rahat bir şekilde gezebiliyor musunuz? Şimdi biz ilk adalar yolculuğumuzda inatla Alarga'dan yana olduk ama buraya kadar gelmişsin. Patmos'u gezmek istemez misin? Ya da Hora'ya çıkmak istemez misin? İşte ne yapıyorsun? İskeleye bağlıyorsun sağlam bir şekilde. Orada olsun, kafam rahat olsun diyorsun. Hemen bir gün içerisinde gezebilirsiniz ya da iki gün içerisinde. Burada otobüs sistemi çok gelişmiş. Hiç gerek yok yani motor vesaireye. Her yere adanın kuzeyine, güneyine gidebiliyorsunuz. Hora. Aynıydı. Düşünsene taksiyle gelsek daha pahalı, daha ucuza gelecek. Buraya kadar 5'e girdim, ben 6'ya girdim. Öyle mi? Biz uçakmış, uçakmış 7 verdim. Taksiyle yukarı kadar 8. Ama arada durduk ya canım. Taksi 8, 16, belki 15 yapardım. 15 euro cepte. Hangi cepte? Sol cepte.
Beyaz evler, begonviller. Sana nereyi hatırlatıyor? Tahmin edeyim mi? Evet. Baş harfi Bodrum. Evet, baş harfi. Beyaz evleri, dar sokakları. İşte böyle Bodrum'daymış havası veriyor. Her adada olduğu gibi eski yerleşim tepede. Burada bir manastırın eteğinde, başka yerde bir kalenin eteğinde kurulmuşlar. Tabii bunun amacı nedir? Korsanlardan korunmak. Daha önce de bahsetmiştim. Adalardaki en büyük problem korsanlar. Tabii daha sonraları liman taraflarına iniyorlar. Eskiden limanlardan sadece mal alıp mal indiriliyor. Zamanla turizmin gelişmesi, turizmden önce de adanın limana kaymasının nedeni de korumacı bir devletin, imparatorluğun gelmesi. Bu adada da Osmanlı 400 yıl boyunca durmuş, vergi almış. Şuna dikkat çekmek istiyorum aslında. Tek bir tane cami yok. Bence bu buraya duyduğu, başka insanların dinine duyduğu saygıdan olsa gerek diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle de öyle. Okuduğum, araştırdığım kadarıyla bir cami yaptırmamış Osmanlı buraya. Ve burayı korumuş aslında. Onların dinine saygı duyarak 400 yıl boyunca burada hüküm sürmüş. Müzede de burada, manastırın içerisinde olan müzede de Kanuni Sultan Süleyman'ın bir kendi eliyle yazması var, yazıtı var. Onu da fotoğrafını çektim, şöyle koyayım. Onu da burada görmüş olduk. Yine tarihlerin aslında iç içe geçtiği bir yer. Patmos Adası hem tarih anlamında hem de dini anlamında gerçekten bir sürü kültür barındırıyor. Gelinip, gezilip görülmesi gereken adalardan biri bizce. Biz Patmos'u sevdik. 6. Su almaya girdim ama elmalı kurabiyeler çok güzel gözüküyordu. Annemin yaptığı gibi. Anne, kusura bakma, aynı senin yaptığın gibi. Orada, oraya kadar gelmişken, burada çok ünlü bir yer var. Türklerin arasında çok biliniyor. Jimmy'nin yeri, Jimmy'nin balkonu, balkoni. Efsane bir manzarası var. Ben bunu çok seviyorum. İçinde peynir var, feta peynir, feta cheese dedikleri. Ve dışında yufka var, kızartılıyor ve üzerine bal dökülüyor. Logaryasma para kendisi. Ay, güzel de logaryasma.
bebeğim. Şimdi o da bizim gibi denizci. Bir dahaki sefere bizi bebekle bekliyor. İkinci söyleyişi bu. Teşekkür ederiz kendisine. Jimmy bakacaksa sıkıntı yok yani. Biz bebekle geliriz ama Jimmy'ye bırakırız yani. Bir şu rüzgardan kurtulamadık ya. Acayip rüzgar var ya. Acayip esiyor yani. Ama Patmos da esince de esiyormuş yani. Uzun süre gidermiş böyle. Sabah bayağı esti. Yani bir de bugün hava şey gösteriyor. İnik göstermesine rağmen. Tahminim bir 35 knot civarında sabah esiyordu. Sabah 6 civarında. Sabaha göre yine iyi şimdi. Bir 27-28 herhalde. Ya şu an iyi evet. Birazcık. Yine iyi yani. Olduğumuz yer çok güzel. Rüzgar arkada alıyoruz. Halatlarda yani yük zincirde de değil. Çapımızda değil yani. Şu anda güzel burası. İki yer var kafamızda şu an. Onlara karadan gidip önce keşif yapacağız. Hadi bakalım. Durağımız bu koy oluyor. Agrio Livadi diye okunuyordur diye düşünüyorum. Şurada bir fiyat listesi vermişler plaj için. Kişi başı 8 euro. Paddleboard 10 euro. Kayak 7 euro. Burası genelde çocuklu ailelerin tercih ettiği bir plaj. Nedeni ise suyunun sığ olması, derinleşmemesi ve birkaç tane spor aktivitesinin yapılması nedeniyle genelde çocuklu aileler tarafından tercih ediliyormuş. Şimdi bakalım yelkenli bir tekneyle durabilecek miyiz? Şöyle bakalım, bir de rüzgara bakalım. Onur'un skuturu çıkmadı. O da yürüyerek çıkıyor şu an. Taşımadı mı? Sen mi onu taşıyorsun? Ben 11 ile çıktım. Çıkıyordum daha da çıkardım da hadi dedim seni bekleyeyim. Olsun ama yine iyi geldi. Hızlı bir şekilde gelsen yine çıkardı da. Campos'a giderken Campos köyünün meydanını bulduk. Şurada bir Ortodoks kilisesi var. Şurada bir taverna var, bir kafe var. İleride okul var. Biz nereden gideceğiz? Biz bu tarafta. Buradan aşağı ineceğiz.
yine rüzgarlı bir Patmos. Ama artık buna alıştık. Adalarda alıştık. Patmos'a daha bir alıştık. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün güney koylarına gideceğiz. Şöyle bir şeye çalıştım. Şu ikisini eledim. Çok uzaktalar. Onun dışındaki koyları kaç nokta belirledim? 4 kuzey noktası, 3 de güney noktası belirledim. Burada işimize en yarayacak yer Petra. 3. güney noktası. Petra plajı diye geçen yer. Şimdi şurada göstereyim. Ve aşırı küçük. Patmos şu. Aşırı küçük. Şimdi dün kuzey noktalarına gittik skuterla. Bugün güney noktalarına ineceğiz ama ben buradan gözükmüyor. Şurada küçük bir adacık olacak güney noktasında. Petra onun kuzey batı kısmında kalıyor. İçeriye şöyle bir girinti şeklinde. Tamamdır bende. Tamam değil mi? Bekliyorum ben. Tamam değil mi? Bende. Tamam. Sende. Sende. Tamam bırakıyorum. Bırak bırak. Ne kapıyı vurdun be? Olsun yaptık ya sen boş ver. Sanki en kolay bu. Şeyde alırken de bu sistemi böyle kullanabiliriz ama. İşte ben ipe güvendim. Kayış zamanda, olsa. En kısa zamanda oraya bir vinç. Kayış olsa yine bir nevi vinç falan ayrılır da. Kayış yok. Kayış. Hemen şöyle söyleyelim. Açıkçası deniz gerçekten çok fazla dalgalıydı. Ama çantayı arkamıza aldık ve bir şekilde Petra'ya kadar geldik. Şu burnu döndük ve tamam dedik artık. Teknecileri görünce motor yattı, işte katamaranlı tamam dedik. Güvendeyiz. Tek şey geri nasıl döneceğiz? Artık onu da akşamki Onur ve Nilay düşünsün. Şimdi Petra'nın tadını çıkaralım. Might oversleep some.
You act up, say I'm lazy and a bum. You're high strung, babe. You're high strung, baby.